YGS'yi kazanmak, LYS'yi kazanmak, üniversiteye girmek. Sağlıklı olup yani güzel bir meslek edinip güzel bir hayat geçirmek. Hayatımızdaki amaç insanlara yardım etmek. Çünkü okuduğumuz bölüm diş hekimliği. Yok. Ben bilmiyorum abi. Hayatımdaki amaç. Oğlum. La bizim Çınaraltı la, gelin la. Vallahi hayatımdaki amaç. Şimdi söyleyeceğim, İslam'ı anlatmak bana çok samimiyetsiz olacak. Yalan gibi, yanlış gibi. Para. Ahiretime hazırlanmak. Ya bu dünyadan sonra başka bir dünyaya geçeceğiz, oraya hazırlanmak. Tıpkı YGS'den sonra LYS'ye hazırlanmak gibi. Rap yapmak için gelmişim ben. Yani müzikle uğraşıyorum. Allah'a kulluk etmek. Allah'ın verdiği hükümler vardır. Yap dedikleri vardır, yapma dedikleri vardır. Yap dediklerini yaparım, yapma dediklerini yapmam. Vatana, millete hayırlı bir birey olmaya çalışıyoruz. Abi vallahi hayatta amaç falan kalmadı ya. Çalışıp meslek sahibi olma. Ekmek davası için yaşıyoruz abi. Çalışmak için. Ölmek için yaşıyoruz. Huzurlu olmak, sağlıklı olmak. Allah için yaşıyoruz. Ahiret için yaşıyoruz. Hayatımızın amacı nedir? İyi bir yere gelmek, saygın birisi olmak, biraz daha para kazanmak. Hayatımızın amacı mutluluk bence. Yani mutluluk olmasa bir şeyin özünde hayat yaşanmaz. Rızktan niye şüphe ediyorlar? Bak bir hayvan aç çıkıyor. Ne yuvası var ne şeyi var, rızkını alıp gidiyor değil mi? Sen ne kadar rızkın arkasında koşarsan rızk da sana o kadar arkasında koşar. Peki senin yaşam amacın nedir? Sen ne için yaşıyorsun dedi. Ya yaşamama kulluk. 100 sene ömrümüz olsa 50'si gece gidiyor. Kaldı ne kadar? 50. Onun 15-16'yı da Allah-u Teala günah saymıyor. Zaten siz tövbe istiğfardan bıkmadıkça Allah-u Teala affetmekten bıkmıyor. Bunu böyle bilin. Gelelim kalan 34 sene. Onun da 4 senesi bile bu sohbet röportajlarda geçiyor. Kaldı ne kadar? 20 sene. 20 sene için bu dünyaya yapışmışız, bırakmıyoruz. Sebepsizce yaşıyoruz. Bir amacı yok. Amaç yiyip içip yatmak. Daha iyi şartlarda zengin bir şekilde, mutlu bir şekilde, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamak kardeşim.